Bir zamanlar olduğu gibi plakları tek tek karıştırıp gizli hazine ya da klasikler avına çıkmak yine popüler oldu. Özellikle az sayıda bulunan baskıların fiyatı, plağın kalitesi, talep ve piyasaya göre satıcılar tarafından belirleniyor ve yüzlerce euroya kadar çıkabiliyor. Bu çok talep gören bir krautrock plağı. Alman elektronik müziğinin ilklerinden olan krautrock, özellikle freaklerin dinlediği bir müzik stili. Bu normal bir baskı değil. Bakın, satılmayan, değeri belirlenmemiş ürün denemesi. Bu, radyo kanallarına gönderilen, zaten çok nadir olan bir plağın promosyon ürünü. Rock'tan heavy metal'e, blues'dan caza, müziği doğal, cızırtılı haliyle dinlemeye özlem duyan müzikseverlerin sayısı gitgide artıyor. Plaklarda ses, Spotify'da çalınan MP3'lerden çok daha yoğun ve hacimli. Uzun çalar dinlemek çok sakinleştirici. Plağı kabından çıkarıyorsunuz, kabını elinizle tutuyorsunuz, cızırtıyı duyuyorsunuz. Çok daha canlı ve tabii ki bana çocukluğumu da hatırlatıyor. Nostaljik müzik dinleme keyfini arayanların yanı sıra gençlerin de uzun çalarlara olan ilgisi artıyor. İnsanlar konser ve müzik, yani Spotify'dan herhangi bir stream açıp dinlemek yerine bir plak dinleyip müzikle kişisel bir bağ kurmayı özlüyorlar. Oturup başından sonuna kadar dinliyorsunuz plağı. Arada bir de ayağa kalkıp çevirmek zorundasınız. Spotify'da müzik daha çok bir arka plan sesiyken plağa özel ilgi göstermeniz gerekiyor. Plak dünyasının duayenleri ise sevdalarından hiçbir zaman vazgeçmemiş eski koleksiyoncular. Tam 15 bin plağım var. Evet, bayağı bir şeyler birikti. Her türlü müzik stili var bende. Fakat ağırlıklı olarak hard rock, heavy metal, 60'lı 70'li yıllar. Fakat dediğim gibi bendeki yelpaze oldukça geniş. Genelde erkeklerin hakim olduğu plak dünyasında DJ'ler zaten her zaman varlıklarını gösterdi. Dijital dünyaya geçemeyen birçok müzik var. Plakları karıştırıp nadir parçaları bulmak gerçekten çok eğlenceli. Her yaş grubunda ciddi bir artış yaşayan plak sevdasının geçici bir moda olup olmadığını ise zaman gösterecek.